Bu apartman neden seçildi? Bu apartman niye seçildi? Babam burada oldu, oturduğu için seçildi. Sürekli arıyorlar babamlar, bir şey bulamıyorlar ve artık günler de geçiyor. Bir gün Güner abi babamı buraya bırakırken arabayla buraya bakıyor. Yalçı diyor, bu apartman diyor, bizim aradığımız apartman. Babam diyor ki abi içeride asansör yok. Ya diyor, yalan dolan diyor bizim dizi işi, sinema işi. İçini diyor başka yerde çekeriz. Normalde içeride şey yok, asansör yok. Bak diyor, burası Sabri Bey'in yeri. Şey, sen dedi yukarıdan inersin diyor, ne güzel. İşini yaparsın. Babam bakardı aşağıya. Hazır mı derdi sen? Hazır olunca inerdi aşağıya. Herkese merhaba. Çocukluğunu ve gençliğini 80'lerin sonu 90'ların başında yaşayan herkesin pazar rutini haline gelmiş olan efsane dizi Bizimkilerin efsane oyuncularını, efsane kadrosunu daha doğrusu sizinle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün çok tanıdık bir yerdeyiz. Hani mekana geldik derler ya, mekandayız. Şu an Ayla'nın kedisi geçiyor arkada. Bu şu anda Şahane Apartmanı'nın önündeyiz. Ve yıllarca burada oturmuş olan dizinin de aynı zamanda yönetmeni Yalçın Yelence'nin oğlu Özgür Yelence ile beraberiz. Hoş geldiniz. Aynı zamanda dizide birkaç rolde de oynadınız. Evet, öyle çeşit roller diye kısmet oldu. Yıllar sonra, kaç yıl sonra geldiniz buraya? Bayağı oldu. Yani herhalde bir 10-12 senesi var. 12 sene sonra. Ne hissediyorsunuz? Az önce geldiğinizde bayağı bir duygulandınız galiba. Yani çok değişmiş tabii. Yani bütün çocukluğum burada geçti diyebilirim. Yani buraya geldiğimde ben 5 yaşındaydım. Hemen yukarıda Kozyatay İlkokulu var, orada okudum. Hatta oradan geçerken de böyle bir baktım, her yer değişmiş. Tabii bizim de yaşımız ortaya çıkıyor ama neyse. Yani biraz hüzünlü tabii, ister istemez insan o günlerin değerini daha çok anlıyor. Böyle buraları görünce çok keyifli ve çok eğlenceli zamanlar yaşadım burada. Tatlısıyla, acısıyla, ama tabii burasının, bu mahallenin bendeki izi başka. Burası benim doğduğum yer gibi, öyle söyleyeyim. Siz şimdi yönetmenlik yapıyorsunuz tabii, babanızın izinden gidiyorsunuz. Şu an neler yapıyorsunuz? Şu anda TRT'ye bir proje yapıyorum. Uzun süre drama işleriyle çalıştım. Sinema filmleri çektim, diziler çektim, televizyon filmleri çektim. Ama artık bildiğiniz gibi drama biraz daha farklı bir noktaya gitmeye başladı. Ben biraz daha programlar yönüne yöneldim. Şu anda işte bir hem gezi eğlence programı çekiyorum. Aynı zamanda bir televizyon kanalında çalışıyorum. Orada canlı yayınlarım var. Babanızla beraber mi çalışmıştınız bir filmde? Ben en son bir iki tane sinema filmine çalıştım. Bir korku filmi çektim. Orada babam da sağ olsun hep yanımızdaydı. Ben onun özellikle bu ayaklarındaki rahatsızlıktan dolayı çok fazla eve kapanmıştı. Onu biraz kırmak için aslında hep sürüklüyordum onu. Sabahın altısında kapısına dayanıp hadi gidiyoruz, hadi gidiyoruz diye. Çok da destek oldu sağ olsun. Çünkü o sinema filmimizde şöyle bir sıkıntı oldu. Başrol oynayacak oyuncumuz tiyatroda çok başarılı bir arkadaşımız. İnanılmaz. Kamera önünde sıkıntı yaşıyoruz. Bir türlü istediğimiz performansı alamıyoruz. Yapımcı bir gün benim yanıma geldi. Ben başka bir oyuncuyla çalışmak istiyorum. Olmuyor Özgür dedi. Nasıl yani dedim, ya filme başlayacağız. Yani hatta Alp Navruz şu anda TRT'de oldukça iyi bir rolde. Çok kaliteli, böyle güzel genç bir kadromuz vardı. Alp de bizle beraberdi. Kim oynayacak dedim. Sen dedin. Nasıl yani dedim. Şimdi ben oyunculuktan gelmeyim. Konservatuvarda öğrencisiydim. Tiyatro bölümünde. Hep onları çalıştırırken ben de onlarla bir yandan işte bunu böyle yapalım. Hani göstermek amacıyla. Birdenbire oyuncu olarak buldum kendimi. Babamın da tabii o sette olması, monitörün başında bir duayenin olması benim için çok büyük bir fırsat oldu. İstediğim gibi izinden gidebildim mi derseniz gidemedim. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. İnsanlar hep şey düşünüyorlar.
Yalçın Elencen'in oğlu olmanın büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Evet, öyle bir sanat dünyasından gelen yönetmen, yapımcı ya da işte oyuncunun herhangi bir akrabasının dahi, yani akrabası dahi olmak bir avantajmış gibi düşünülüyor ki bu normal aslında böyle düşünülmesi. İşte aslında bu yanlış düşünce. Neden olduğunu söyleyeyim. Mesela özellikle bir duayenin olduysanız, yani bu ülkede büyük başarılar kazanmış birinin olduysanız, onun oğlu olma kimliğinden sıyrılıp kendi başarınızı yakalamanız biraz daha zor oluyor. Çünkü mesela benim yaptığım bütün işlerde hep babamla kıyasladılar. Yani ben film çektim mesela, ben babamla çok uzun süre çalıştım. Ben bizimkilerde oyuncu olarak çalıştım sadece. Bir ara kamera asistanlığı, ışık asistanlığı da yaptım, kablo topladım. Hatta lisede bizim şey vardır, monitörle kamera arasında bir kablo vardır, BNC dedir. Ya çok basit yani, kabloyu kameraya takarsınız, öbür taraftan da monitörü takarsınız, onda bir BNC kablosudur. Bana sağ olsunlar jenerikte BNC operatörü yazmışlar. Şimdi kimse bilmiyor, liseye gidiyorum. Millet gösteriyor böyle, biliyorum BNC operatörü. Soruyorlar, biraz çok önemli görmüşüm. Bazı yerlerde avantaj, evet hoşuma gidiyor. Yalçın Elencen'in oğlu olmak bir onur. Ama tabii kıyaslanma seviyesinde biraz daha basit bir yönetmen olsaydı belki ben de onda boy ölçüşebilirdim, ama çok zor. Yok, zaten hani boy ölçüştürmek değil, belki o seviyeye gelmek de değil, ama siz mirasını bence sağlam bir şekilde taşıyorsunuz. En azından o imaja zarar vermeye. O konuda bakın çok net katılabilirim size. Bizim hayattaki en büyük mottomuz babamla beraber küçük bir kimseye. Ya ben klip yaptık mesela babamla. Çok komikti o. Rica ettiler. Müzik klibi. Çeker misiniz dediler. O çekeriz dedi babam da. Ben de bir şey diyemedim. Tam sen de dedi işte şeyleri, prodüksiyonu falan her şeyini hallet. Tamam. İki gün, ama öyle bir klip çekiyoruz ki itfaiye, yağmurlar yağıyor falan böyle. O dönemde Asmalı Konağı set ekibi gelmiş. Onları getirdik falan. Hani böyle her şey çok profesyonel. Sinema filmi gibi çekiyoruz. Ciddi de para harcanıyor. Kimin klibiydi? Çocuğun adını hatırlamıyorum ama Yağmur Adam mı? Öyle bir şey diye geçiyor. Çok eskidir. Sonra şey oldu, montaj bitti falan. O dönemde de After Effects'ler falan, montaj yeni çıkmış. Onları falan kullanmaya çalışıyoruz falan. Böyle renkler değişiyor, siyah beyazdan renklere geçiyor falan. Ben montajdan babamı biliyorum. Çünkü babam kimseyle para pul da konuşamaz. Allah razı olsun bana da. Geçmiş oğuyu. Ben kaseti aldım, kaçtım. Babam işte müziğin yapımcısıyla konuşacak. Telefon açtı. Şimdi o zaman cep telefonu falan bile daha yeniydi galiba. Telefonla konuştuk. Halloldu mu dedim. Baba, para işlerini hallettiniz mi? Hallettik dedi. Sen dedi kaseti getir. Benim babam montajda zannediyor. Ben kasetle kaçtım. Para işini bitirsin dedi. Sonra döndük. Ben kaseti verdim. Betekamlar o zaman. Teşekkürler ettik falan filan. Gittik. Dedim baba dedim, hani parayı, bir sürü borç var. Dedim parayı getirecek. O da dedi. Babam dedim şeker hastasıdır. Hastasıydı. Allah rahmet eylesin. Adamcağız da bir şeker hastasıymış. Benim gibi dedi. O biraz ödemeleri varmış. Getirecek falan filan. Ah dedim. 2 sene kredi çektim, ödedim. Mesela babama hep şeyi sorarım. Hani hep yönetmenler derler ya, küfür vardır, işte bağırış çağırış, azarlama. Babama hep sorarım, hani sen nasıl bu kadar sakinsin? O hep şey derdi. O küfür edenler, bağırıp çağıranlar o anda ne yapacaklarını düşünmüyorlar. Bilmiyorlar. Kuramıyorlar. Bu bir vakit kazanma. Yoksa derdi şey yok. Hani bir sebebi yok. Bizim setlerimiz hiç gerilmezdi mesela. Yine Samsun'da bir film çekmeye gittim ben. Emel, yani kulakların için nasıl? Çok Emel. Hatta radyo programı vardı şeyde. O dönemde. Çok Emel diye. Bir sahnemiz var. Emel'de gelecek bir repliği var. Bir türlü olmuyor. Herhalde bir 25 tekrar falan yaptık. Hayır, şöyle yapalım, böyle yapalım. Biz gayet güzel bir şekilde çektik onu, ama bayağı bir vaktimizi aldı. Akşam geldi Emel, böyle bir yemekten sonra falan bir konuşuyoruz. Ya dedi, hocam dedi, hani ne küfrettiniz, ne sinirlendiniz, ne bağırıp çağırdınız. Emel'ciğim dedim, hani ben orada hani sana şey yapsam mesela, tepki göstersem, bu senin motivasyonunu daha düşürecek. Evet. Hani daha kötü bir hale getirecek. Benim öyle bir şeyim yok. Tam tersi, senin motivasyonunu yükseltmek zorundayım. Yani ben sevmiyorum sette gerginliği şeyi. Ama dedim gerekirse ben bağırayım şimdi sana. Bir haftalık, bir hafta dedim işimiz var. Yani kısacası Yalçın Bey'in
setleri acayip eğlenceli geçerdi. Hülya Hanım'la çalışıyoruz. Hülya Koçinç'le. Tam Hülya Hanım'ın sahnesi var. Babam bir saniye derdi. Fıkra anlatırdı. Sonra derdi, motor derdi. Hülya Hanım durur durur güler. Yalçın derdi. Bunu yapma. Şimdi, çok eğlenirdik. Bizimkiler dizisine gelirsek. Şimdi biz bu apartmanın önünde evet. şu an çekim yapıyoruz da bu apartman neden seçildi? Bizimkiler için. Apartman... Yani sebebi, yani alameti farikası nedir bu apartmanın? Şimdi gördüğümüz bir sürü apartman var burada. Evet. Ya da işte bu semt İstanbul'da bir sürü apartman var. Yani bir sürüsü de zaten kentsel dönüşüme uğramış. Ender kalanla az önce konuşuyorduk. Ender kalan yerlerden birisi bu. Evet. Orijinalliğini koruyan. Neden bu apartman seçildi? Ya buranın aslında eğlenceli bir hikayesi var. Bu apartman niye seçildi? Babam burada oldu. Oturduğu için seçildi. Ama nasıl seçildi? O zamanlar Güner abi... işin yapımcısıydı. Perihan abla bitmişti. Bizimkiler başlayacak. Harıl harıl mekan aranıyor. Ve babamlar her gün arabayla çıkıyorlar. Herhalde böyle bir İstanbul'u komple tavaf ettiler ki onların ilk seçimleri hep şey tarafıydı. Üsküdar, bu Beylerbeyi. Perihan abla da o taraflarda çekilmişti. Kuzguncuk'ta çekildi. Şimdi orası çünkü çok böyle müsaitti o dönemde. Çünkü çok böyle doğal mekan. Hani evler, otantik ama aranan evin işte özellikleri vardı. Neydi? Bir böyle bir balkon. Hani yöneticinin çıkıp her şeye karışabileceği ve müdahil olabileceği bir balkon, hakim bir balkon olması gerekiyordu. İkincisi asansörü olması gerekiyordu. Niye bilmiyorum asansör şeyini ama öyle yazılmıştı o dönemde. Sürekli arıyorlar babamlar, bir şey bulamıyorlar ve artık günler de geçiyor. Bir gün Güner abi babamı buraya bırakırken arabayla buraya bakıyor. Yalçın diyor, bu apartman diyor, bizim aradığımız apartman. Babam diyor ki artık içeride asansör yok. Düşünüyor. Ya diyor, yalan dolan diyor musun dizi işi, sinema işi. İçini diyor başka yerde çekeriz. Normalde içeride şey yok, asansör yok. Bak diyor, burası Sabri Bey'in yeri. Şey, sen dedi yukarıdan inersin diyor, ne güzel. İşini yaparsın. Babam bakardı aşağıya. Hazır mı derdisin? Hazır olunca inerdi aşağıya. Keyifli dönemlerdi o dönemler. Bu apartman iki blok halinde. Evet. Bunu kimse bilmiyor zannedersem. Hani biz tabii hep Sabri Bey'in balkonunda, işte burası Türkan Hanım'ın. Bu taraf B blok. İşte burası B blok, burası A blok. A blok, evet. Bu apartmanda Yalçın Yelenci haricinde yaşayan ünlüler var mıydı? Valla bildiğim kadarıyla daha meşhur olmadan önce Kibariye zannediyorum yan blokta oturuyordu. Hı-hı. Yani öyle bir şeyi var. Şehir efsanesi mi diyeyim bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla Kibariye buradaydı. Hatta burada bir eskiden buralar yapıldı tabii. Bir kuru temizlemeci vardı. Kibariye meşhur olduktan sonra bile buraya biz görürdük. Arabasıyla gelirdi. Buradaki kuru temizlemeciden hiç vazgeçmemişti. Yalçın Yelence ile Umur Bugöy'ün tabii birçok dizide, filmde birlikteliği evet. oldu. Bu birliktelik, bu arkadaşlık Güner Namlı'yı da katarsak işin içerisine haliyle. Bu üçlü koalisyon nasıl başladı? Sizin malumatınız var mı? Tabii sizin doğumunuzdan önce başlamış olabilir, bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim. Benim çocukluğumda babam üniversitedeydi. Biz yaş farkımız bizim çok azdır babamla. Yani 19 yaş var aramızda. O üniversitedeydi daha. İşlere başladığı zaman da ilk belgesellerle başladı. Suar'ın hocamızla evet, birlikteydi. Hatta Safranbolu'da Zaman gibi çok önemli, işte Takım Yacı Fatma gibi çok önemli belgeseller yaptılar birlikte. Ki Nesli abi ve Kemal abi ile birlikte, onlar sınıf arkadaşıydı. Nesli Çölgeçen ve Kemal Serinli ile birlikte. Daha sonra bildiğim kadarıyla Deve Kuşu Kabare'ye bir geçişi var babamın. O dönemde Zeki Metinler çok revaçtalar. Deve Kuşu Kabare'de gittikçe büyüyen bir yapı. O yapının sanat yönetmenliğini aldı. Birçok reklam filminde hem yazarlık hem de yönetmenlik yaptı. Ben de çok şanslıydım. Zeki abiyle Metin abinin bayağı kucağında büyüdük o dönemde. İşte Beyoğlu gibi, Yasaklar gibi projeler zamanında hep oralardaydık. Daha sonra benim bildiğim Perihan abla işine bir teklif geliyor babama. Böyle böyle bir iş çekilecek, hani olur musun diye Güner abiden, Güner Namlı abiden. O da Zeki abiye soruyor. Zeki abi tabii ki diyor, hani git. Ve bu şekilde yolları kesişiyor. O dönemde de Perihan abla yazarlık kadir konuk yapıyor. Ama bazı bölümlerini Umur abi yazıyor. O şekilde Umur abiyle
biz Perihan abladaki yazarlığından dolayı bir araya geldiler diye biliyorum. Hani yanlış varsa özür diliyorum inşallah. Hani benim şey olarak bildiklerim bunlar. Devamında da zaten bizimkilerin devamında da önce Güner abi başlıyor, sonra yapımcılığı Umur abiye devrediyor ve devam. Umur abi. Dizide birkaç farklı rolde oynadınız. Ben herkes Aslı'nın sevgilisi Zengin ve üçkağıtçı sevgilisi Özgür diye biliyor tabii sizi ama. Tertelci. Sonunda kaçıp gitti. Bir de Sabri Bey'in o cello çalan bir öğrencisini oynamıştınız. Başka var mıydı böyle oynadığınız roller? Bizimle ufak tefek de olsa benim hatırlamadığım vardı muhtemelen. Valla bayağı enstrüman çaldım ben o dönemde. Yani orada tabii bir figürasyon ihtiyacı vardı. Hani Sabri Bey de ders verdiği için öğrencilere babam zile basıyordu. Hadi gel öğrenci lazım diyordu. Ben iniyordum. İşte o zaman orgum vardı bir tane. Ben piyano meraklıydım biraz klavyeye. Alıyordum orgu. Kocaman bir orgla iniyordum. Bazen işte benim kendi orgumdu. Ya prodüksiyon ait neredeyse hiçbir şey yokmuş yani. Kıyafetlerimizi mesela kendimiz alırdık diyorlar. Yani kendimizi getirirdik. Ne bileyim eşyalar orada mesela Elif Acan şeyden bahsederdi. Aslı, ilk Aslı'yı oynar Elif Acan. Gelirdik diyor. O benim üstümde gördüğünüz okul üniforması benim gerçek kendi okul üniformam derdi. Bu gibi böyle prodüksiyon ait genelde bir şey yokmuş. Herkes kendin pişir kendin ye tarzı ilerliyormuş galiba. Bakın şöyle söyleyeyim. TRT'den Star'a geçmişti galiba. O dönemde Uzanlar Star'ın sahibiydi. Diyorlar ki bize gelin bu kadar para verelim. Ve o para da yaklaşık bir 5 katı falan TRT'nin verdiği. Ya o rakamları ben hatırlıyorum sanki de şöyle 4 milyar mı bir şey veriyor. O da Uğur Bugay da şey diyor. Hayır diyor, verebileceğiniz parayı verin. Aynen öyle. Şimdi öyle olmadığı için, şimdi bütçeler uçtu. O zamanlar çok sınırlı bütçelerle, sınırlı imkanlarla, yani sponsorluk olayı da şimdiki gibi değildi. Ki sponsorluk olayı zaten 2000'lerde bir başladı, şimdilerde o da bitti. Bizimkilerde yoktu mu öyle sponsor falan? Yok. İlk sponsorluğu bizimkilerin bildiğim kadarıyla Erdal abinin kullandığı Vişne Çürüğü Volvo'dur. Çünkü Erdal Özyağcılar'a, Şükrü'ye abisi Cihat'tan oynuyordu o zaman bir Broadway almıştı. Evet. Dizi içerisinde çok Broadway kelimesi geçti. Acaba hani dedim o olabilir mi? Sonra bu apartmanı boyadılar. Şey var mesela boyanın yapıldığı, yani hangi firma yapıyorsa bu marka boyalar kullanılmıştır diye böyle bir geri çekim yapıyordu. Kamera geri geliyordu. Ters bir zoom yapıyorlardı. Bu vardı. Hani bunlar acaba bir sponsorluk muydu? Valla İnanın onları çok detay, ben de çocuktum çünkü çok detayını bilmiyorum ama bir Volvo'yu bir de zannediyorum Peugeot bir şey hediye etmişti. Ekip arabası. Bir servis arabası. O eski Peugeot'ları hatırlarsınız. Böyle önü düz olan. Ergun abi kullanıyordu onu da. Yani, Halil Pazarlama'nın arabaları falan onlar kimindi acaba? Triportörü satın aldılar diye biliyorum. O triportörü ben kaçırıp kullanıyordum çünkü bu mahallede. Kaçırıyor değil mi? Triportörü ben kaçırıyordum. Bir de Forportör geldi zaten ondan sonra. Onları satın mı aldılar? Acaba? Onları bildiğim kadarıyla satın aldılar. Çok emin değilim gerçekten. Yani bir de okul vardı o dönemde. Ben bir de çalışıyordum. Yani bazı, evet 15 senelik bir süreç ama hani ben zaten başladığında liseye yeni geçmiştim. Okul vardı. Ondan sonra da üniversite ve çalışma şeyim vardı, durumum vardı. Bir de o dönemde anneyle babanın ayrılığı oldu. Babam ikinci eşiyle evlendi. O dönemde de birazcık şeyliklerimiz hani kopukluklarımız oldu. Ama tabii hep buradaydık yani yukarıda olduğumuz için neredeyse her şeyin içinde olmaktan kendimizi hiç alıkoyamadık. Peki, bütün apartmanın seyrettiği Aslı ile Özgür'ün öpüşme sahnesini anlatır mısınız? Herkes aynen bu şekilde böyle yapıyorlardı. Tövbe ya, tövbe falan yapıyorlardı. O zaman bir kız arkadaşım var. O da bizde. İzliyor muydu yukarıdan? Yukarıdan izliyor. Babam da dedi böyle böyle bir sahne var. Bir
öpüşme sahnesi olacak yani dedi. Ufacık dedi, bir öpeceksin ama dedi yani hani yani tepki alacak bir öpüşme olması lazım dedi. Çünkü koş Sevim diye Uğurtar abi bağırıyor. Hı hı. Ercan abi buradan aman falan diyor yani bu nedir falan diyor. Sabri Bey Ayla Hanım perdeyi kapatıyorlar. Falan yani. Ya çocuğum ben de yani. Yukarıda kız arkadaşım var. Ona da söyledim dedim böyle böyle bir şey var. Asla dedi. Ya yapma etme bu rol bilmem ne hani bir şey değil. Ben indim. Kafayı kaldırıyorum yukarıdan bakıyorum. Camdan. Ya, yapamadık tabii yani. İstenilen performansla bir öpüşme olmadı. Ben yanağından öptüm. O şekilde tepkiler büyük oldu ama. Neden öyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Yani bir de aile dizisi olması hasebiyle evet. Bizimkilerde hiç böyle bir sahneye rastlamamıştım. Ben ilk olacaktım işte o da olmadı. Olmadı. Yok böyle bir sahne yoktu. Hani bizimkiler o dönem cesur olmaya mı karar verdi? Niye böyle bir sahne geldi? Çok merak ettim onu. Aykırı bir sahne çünkü dizinin yapısına. Yoksa ben, dizilerde görüyorsun. Tabii tabii. Ya şu anda zaten o dönem... tabii, var ama şimdi zaten... Şimdi öpüşme sahnesi dediğiniz şey o şey oldu yani o normal bir şey haline geldi de o zamanlarda herhalde bir hep şey söylüyorum bu apartman aslında ülkeyi yansıtıyordu. Yani siyasette vardı içinde, halkta vardı, işte mafyada vardı, iyisi de vardı, kötüsü de vardı. Zannediyorum bir aykırılık istedi ona Umur abi o dönemde hani. Aykırı bir karakter istedi. Ben o istediği aykırılığı veremedim bu abi. Ama zaten ondan sonrası çıkardılar dizi. Birkaç bölüm daha jiplerle devam ettik ama ben de araba hastasıydım. En keyif aldığım oydu. Her bölümde ayrı bir jip kullanıyordum. O dönem güzeldi. Yalçın Yelence'ye tekrar bir dönmek istiyorum. Evet. Genelde onunla ilgili komedi filmleri yönetmeni diye bir tabir geçiyor. Böyle bir sınıflandırma var mı bu piyasada? Yani komedi filmleri yönetmeni ya da işte dram filmleri yönetmeni. Ayda ve Müslüm'ün yapımcısı yönetmeni falan gibi. Böyle bir sınıflandırma var mı? Şöyle söyleyeyim. Yani öyle bir sınıflandırma bence yok. Ama öyle bir sınıflandırma yapılması gerekiyorsa Yalçın Yelence çok iyi bir yakın tarih araştırmamız. Yani mesela bence Yalçın Yelence iyi bir senaristi. Ama asıl misyonu yani kendine yaptığı asıl misyonu yakın tarih araştırmalarıydı. Yani hatta Cam Kafesteki Adam diye Abdullah Öcalan'ın hayatını anlatan bir kitap da çıkarttı. Hatta oldukça böyle kalın bir kitaptı. O İmralı'ya kadar olan süreci anlatan bir araştırmaydı. Onun haricinde birçok çok eğlenceli olanları da vardı aralarda. Evet dediğiniz gibi mesela Ademler ve Havvalar diye bir projesi vardı. Onu ömrü vefa etmedi kitap haline getirmeye ama kadın erkek ilişkilerini anlatan mesela çok eğlenceli bir işti. Bunun gibi ama hep sevdiği şeyler yakın tarih araştırmalarıydı. Mesela korkunç bir arşivi vardı. Lumière kardeşlerin bu ilk trenin istasyona girişinden başlayarak neredeyse Türk ve dünya sinemasının yaptığı herhalde 80'lere kadar o 70-80'lere kadar olan filmlerin tamamını biriktirmişti. Bir dönem Yeşilçam'ın bütün filmlerinin oturup jeneriklerinden hangi filmlerde kimler var, kim neyi çekmiş, işte bunun setini kim yapmış, bütün böyle filmlerin künyesini çıkartmıştı ki o bildiğim kadarıyla önemli birkaç bu üniversitede kullanıldı kaynak olarak. Sizde duruyor mu peki bu çalışma? Şeyde duruyor. Şimdi onun babamın eski evinde kardeşim oturuyor. Annemle beraber. Orada yani hard diskleri, belgeleri, yazıları hepsi duruyor. Şimdi tabii yönetmen ve senarist yönünden de bahsettiniz ya. Bu yönünü biraz konuşalım. Bir de sizin TRT projeniz. Ya şöyle söyleyeyim. İç yapısını çok iyi bilmiyorum. Yalan olmasın. Ama şunu biliyorum. Benim başıma ne gelirse ya ben biraz zıpır bir çocuktum. Doğruya doğru şimdi. O dönemde şey de vardı. Ne dersiniz? Ünlü bir yönetmenin oğlu olmak. Bir de gençlik. Birazcık zıpırdım. Ve benim yaptığım haylazlıklar
ve hatalar. Bir iki bölüm sonra mutlaka Atılay'ın hayatına şekilde girerdi. Bir kız arkadaş problemi olarak veya araba kaçırmalar olarak. Kıkmelediniz mi hiç böyle kapıları? Ki Ali yapmıştı çünkü bir şey. Göstermediler ama bahsediyorlardı. Dün akşam ne yapmışsın sen falan diye. Kesin yapmışım, kesin yapmışımdır. Kesin vardır. Yani o dönemde biraz kendi yaşadıklarımdan kesitler oluyordu. Mutlaka. Bu illa yazmak olarak da değil. Çünkü Umur abiyle toplanıp şeyleri de vardı birlikte. Konuşmaları, toplantıları da hani neler yapabiliriz, neler yaşanabilir, nereye gidebilir. Ya aslında hep onu söylüyorum. Şimdi bizimkilerdeki en güzel şey neydi biliyor musun? Mesela Fenerbahçe Galatasaray maçıdır. Maç ne zaman? Cumartesi günü. Şey ne zaman yayınlanıyor? Bizimkiler pazar akşamı. Pazar günü sabahleyin ek sahne çekilip, yetiştirilip dizinin içinde dün akşamki maç nasıldı diye konuşulduğu oluyor. Yani amaç zaten Türkiye'yi yansıtmaktı. Yani günceli takip etmekti. Şimdi bizimkilerden siz bana mesela şey verebilir misiniz? Büyük bir olay. O onunla beraber olmuş. O bunu yaşamış. Yok. Yani baktığınız zaman güncel hayatta ne yaşanıyorsa bunlardı. Tabii şimdiki dizi mantığı çok değişti artık. Şimdi artık beklentiler çok farklı. Yani Umur abi çok şanslı. Kalitenin önde olduğu bir dönemde işler yaptı. Çok kaliteli insanlarla yaptı. Bizde bir tane jön yoktu. Yani bir tane manken, hani yanlış anlamasın sakın, mankenliği şey yaptığım için değil, sadece güzel olduğu için olan birisi yoktu. Veya sadece herkes yeteneğinden dolayı, oyunculuğundan dolayı, katabileceklerinden dolayı, o yüzden zaten bu ekip 15 sene bu işi götürebildi. Bir aileydi. En büyük avantajı oydu bizimkiler. Benim için de gerçekten bizimkiler. Evet, siz bayağı ilham kaynağı almışsınız. Bakıyorum da. Ya tabii benim için bizimkilerdi. Benim ailemden farkı yoktu ki. Ben neredeyse her gün Aykut abi, Allah rahmet eylesin, Ercan abi. Hep beraberdik yani o. Ben hep ailemden kaybettim. Yani insanlar, sevdikleri insanları uzaktan kaybetmekle gerçekten içeriden kaybetmek çok farklı. Yani Ercan abinin yerini, benim hayatımda Aykut abinin yerini kimse tutmaz. Yalçın Genelce de bir röportajında o eski günleri, eski dostlarımı özlüyorum demişti. Evet. Sizde durum ne? Ve o özlediği dostlarıyla hayattayken çok birlikte oluyor muydu? Yani kısaca şunu sormak istiyorum. Vefa Yalçın Genelce'nin semtine uğruyor muydu? Şimdi babam şeker hastası olduğu için ne yazık ki ayağını kaybetti. İlk önce basit bir operasyon geçirdi. Daha sonra ciddi bir operasyonla bayağı ciddi bir eksilme oldu. Bir ampute olayı olmak zorunda kaldı. Zaten çok fazla dışa dönük değildi babam. Yani evi severdi. Evinde çalışmayı severdi. Bilgisayarına otursun, araştırma yapsın. Onun da çekilmesiyle birazcık arkadaşlarımla biraz kopmalar oldu. Özellikle son hastalık dönemlerinde insanlar uzaklaşınca o da onların özlemini çekti. Ya biraz daha vefa olabilirdi diyebilirim ben. Bana kızabilirler ama biraz daha özlem oldu diyebilirim. Biz onu en son hastaneye artık şey için yatırdık. Ayağına bir protez takılabilmesi için. Aslında fizik tedavideydi. Biz neredeyse birçok şeyi aşmıştık. Ama o fizik tedavi süresince bir pıhtı atmasından dolayı kaybettik. Yoğun bakıma aldık. Yani beklediğimiz bir şey değildi. Biz tam tersi ayaklandırıp artık biraz daha böyle şeyin içine, insanların içine yönlendirmeye çalışırken böyle bir şey yaşadık ama takdiri ilahi. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Az önce arşivinden bahsetmiştik Yalçın Yelence'nin. Bu dizinin kayıp bölümleri Yalçın Yelence'nin arşivinde var mı? Bu kayıp bölümler gerçekten şey, efsaneleşmeye başladı. 97 Ocak'tan Haziran'a kadar aynı zamanda dizinin son çekilip de yayınlanmayan 5 bölüm var. Şimdi dizinin son 5 bölümünde zaten babam ayrılmıştı. Evet, Erkabim Yıldırım çekmişti. Erkabim çekti. Yani o dönemde bazı istenmeyen şeyler yaşandı. Mesela? Çok girmeyeyim ona.
şeyden dolayı girmeyeyim. Yani kimse artık yaşanmış bitmiş. Hani kimsenin kalbini kırmak istemem. Çok doğru değildi yapılan bazı hareketler ama ona da çok içerlemiştim ama sonra toparladılar. Yani sonra eğrisi doğrusuna geldi. Ama o kayıp bölümlerle ilgili bir araştırmam gerekiyor. Ben de bir bakayım. Ya benim bildiğim babamda bizimkilerin arşivi yok. Bunu aslında kimin arşivindeyse bulup bükmese biz de o izlemediğimiz bölümleri izleyip çünkü Star'da yayınlandığı zaman yayınlanmış tamam o dönem ama şey yok. Star'ın arşivinde de yok herhalde. Star'ın arşivinde belki vardı ama tabii onların da iletişime geçmek lazım. Sizin ben bu TRT projesinden bahsetmiştim. Ondan konuşmak ister misiniz? Yalçın Yelence'yi artık piyasadan soğutan. Evet. Proje. Yani o hadiseyi paylaşmak ya istedim. Biz babamla beraber bir proje hazırladık. Üzerinde bayağı çalıştık. Tabii babamla beraber hazırladık dediğim ben sadece fikirsel anlamda destek olmaya çalıştım. O kalemiyle çok güzel bir aile projesi hazırladı. O zamanlar Sarmaşık Ailesi diye. Hatta o zaman çalıştığımız bir yapımcı abimiz vardı. Bu abimize de babam bahsetti, yolladı bir okuması için. O dönemde o ismi lazım değil, hiç şey yapmayalım. O abinin yanındaki yardımcısı ayrılıyor yanında. Giderken bilgisayardaki projeleri de götürüyor. O dönemde de ne yapıyor? Bir hanım bundan projeyi istiyor ve diyor ki benim TRT'de tanıdıklarım, bildiklerim insanlar var. Ben projeyi TRT'de yapabilirim. Yalçın Bey falan. Biz bir projeyi geçirelim gerekiyorsa işte konuşuruz ederiz. Proje geçecek. Tesadüf biz de o dönemde babama ben ısrar ettim ve dedim TRT'ye götürelim. Projeyi bir şey yapalım. Çok güzel bir aile dizisiydi çünkü. Sarmaşık ailesi. Götürdük. Proje çok beğenildi. O zaman dramanın başında zannediyorum Nilgün Hanım vardı. Yalan olmasın. Nilgün Hanım ilgilendi. Proje beğenildi. Hatta birkaç aşamayı da geçtiğimiz söylendi. Bir gün bizi aradılar. Apar topar Ankara'ya çağırdılar. Babamla beraber atladık gittik. Nilgün Hanım dedi ki ya proje çok güzel. Biz proje yapmayı düşünüyoruz ama şöyle bir durum var. Bu proje buraya başvurmuş ve biz reddetmişiz. Reddetme sebebimiz de gelen şirketin güvenilir bulmamışız şirketi. Biz yapabileceklerini düşünmediğimiz için reddetmişiz. Babamla biz kaldık. Çünkü biz orada ne durumuna düştük açıkçası? Başka birinin projesinin üzerine kendi adımızı yazıp getirmiş gibi bir duruma düştük. Bu da babamı çok etkiledi o dönemde. Sonra ortaya çıktı bütün her şey. Çünkü hemen getiren kişi arandı. Getiren kişi doğruyu anlattı, böyle böyle oldu diye falan. Ama o ne yazık ki babamı tamamen şeyden koparttı. Ve tamamen ben dedi belgesel yapacağım. Senin de dedi yardımına ihtiyacın var. Benim kurgu konusunda da çok fazla çalıştım. Kurgularımı kendim yapıyorum. Film olsun, işler olsun. Beraber dedi yapalım. Biz ondan sonra bir yaklaşık 5 sene boyunca rahatsızlanıncaya kadar hep belgesel üzerine çalıştık. Ve bu da tabii sizi ister istemez bizim piyasada var olduğun kadar işin içindesin. Ne zaman piyasadan uzaklaşırsan ne yazık ki piyasada senden uzaklaşıyor. Ama babamla çalıştım yani hiçbir şeyden de pişman değilim. Ama o olay gerçekten babamı piyasadan söküp aldı diyebilirim ne yazık. Şimdi diziyle ilgili sizin de bu konuda hatıralarınız vardır diye düşünüyorum. Dizideki hayvanları biraz konuşmak istiyorum. Bana bir papağandan bahsetmiştiniz. Papağanla yaşadığınız hatıralardan. Bir de dizideki diğer hayvanlarla ilgili de konuşalım. Çünkü 15 sene içerisinde kedisi var, köpeği var, bunların ömürleri kısıtlı. Tabii. Şimdi bu arkada gördüğünüz cam ekranlı bölüm lokaldi. Yani burası Türkiye'nin yeriydi ama aslında soyunma odası falan. Tabii burası lokaldi. Evet. Yani burayı satın almıştı Umur abi. Burada kafesi, masası, herkes burada toplanırdı. Maşuk var, burada dururdu içeride. Yani burası setin lokaliydi. Hayvanlar da tabii hep gelip giderlerdi. Hani kimlerindi? İnanın şey o konuda çok fazla bir bilgim yok ama şöyle söyleyeyim. Mesela kedi çok vahşi bir kediydi ilk önce gelen Ayla Hanım'ın kedisi. O bitkisel bir yatıştırıcı vardır. Ondan bir kaşık verirlerdi.
Fışıl mışıl uyurdu kedi. En son çekim bittikten sonra şimdi hayvanseverler kızacak, öyle şey zararlı bir şey değil böyle. Veterinerden bilgi alarak yapılmıştı. Bırakırlardı. Kedi uyurdu. Ondan sonra uyanır evine giderdi. Maşuk ilk maşuk değil ama renkli olan büyük papağanımız değil. Ondan sonra gelen gri olan, biz onunla çok iyi arkadaştık. Beni çok severdi. Ben her geldiğimde çünkü direkt alıyordum olursa burada dolaşıyordu sonra. Bir gün çağırdılar işte, bir şey var, sahne var, hani gel sen de diye. Ben de inince hemen maşuğu aldım. Dolaşıyoruz içeride. Bir şey oldu, babam dedi ki hemen dedi şey yap, üstünü falan değiştir, hemen dedi senin şey alacağız, sahneyi alacağız. Tamam dedim, ben de yeni almışım maaşı. Bırakacağım kafese. Bu bana sinirlendi. Şimdi in diyorum inmiyor, in diyorum inmiyor. Maşuk diyor elle falan, aa buradan bir başladı. Çıt, çıt, çığlık çığlığa baba. Çıt, buraya kadar böyle. 5-6 tane ısırdı, intikamını aldı, öyle gitti. Şey, saldırgan mıydı ya? Saldırgan değildi, bana kızdı. Ha, kızdığından mı? Bırakacağım diye kızdı. Çok iyiydi aramız. Ona ben fıstık getiriyordum. Ger şey fıstığı, çekirdek getiriyordum. Çok seviyordu beni ama o olaydan sonra bir 3-5 gün görüşmedim kendisiyle. Abadi ile var mı hatıran, Fares'in köpeği? Abadi ile neredeyse yok diyebilirim. Yani hiç karşılaşmadık desem. Çok ilginç gelecek ama. Bu Yavuz Bey'in horozlarını evet, sürekli hani şey yapıyordu, atlıyordu bir yerden değil mi? Setten birileri atıyordu tabii haliyle onu. Tabii tabii, bizim Ahmet abi vardı sette, o profesyoneldi. Ahmet abi onları nasıl yakalıyordu biliyor musun? İnanamazsınız. Çat diye yakalıyordu böyle Ahmet abi. Aykut abi de çok profesyoneldi. O da öyle hemen hop alıyordu. Aykut abinin yani işte katil Yavuz'un sivil hayatta da, şimdi sivil diyorum tabii, oyunculuk dışında... Horozlarla ilgili bir aktivitesi var mıydı gerçekten? Çünkü böyle bir şey işi... Sanmıyorum. Ödemişti galiba kendisi. Ödemişti. Böyle bir şey yazmışlardı da yorumlarda mı artık mesaj olarak mı geldi bilmiyorum. Böyle bir tutkusu var. O yüzden horozla bu kadar çok böyle haşır neşir. Hiç duymadım Aykut abi. Yok değil mi? Yok, hiç duymadım. O zaman söylenen şehir efsanesi olabilir. Olabilir. Duymadıysanız... Yani... Ben duymadım diye olmayacak anlamına yok, gelmiyor bu ama. Bu kadar yakın olup da mesela onunla belki Anıl Bey'e sorabiliriz. O evet, daha iyi bilir bunu evet, ama birkaç böyle farklı kişilerden söyleyeyim. Yorumcu çok profesyonel tutuyordu ama yani onu. Tak diye hemen alıyordu Aykut abi. Şey de öyle, Salih Kalyon da öyle. Evet. Prensimin Söylendi Abicim evet, falan yapardı böyle. O da çok güzel tutuyordu. Öyle ama yani, Ahmet abi ona sette o işin profesyoneliydi. Ben size şeyi anlatayım aslında. Bir tane maymun geldi bize. rahmetli, Allah rahmet eylesin. Metin abi vardı. Bizim prodüksiyon amirimiz, yani bizimkilerin prodüksiyon amiriydi. Şimdi maymunun bir... Özür dilerim, maymun ilk TRT bölümlerinde geldi galiba değil mi? Sanırım. Evet. Ama şeyi çok iyi hatırlıyorum yani. Metin abinin o halini çok iyi hatırlıyorum. Maymunun bir gün daha kalması lazım. Hı-hı. Şey yok yani, geri götüremiyorlar, sahibinin yok, bir şey yok. Metin abi alıyor bunu evine götür. Metin abinin eşi de titiz bir hanımefendi. Ya kendisi de öyleydi. Çok naif bir insandı. Allah rahmet eylesin. Onu da çok erken kaybettik Metin abiyi de. Maymun akşam o şeyden, tasmasından bir şeyden kurtuluyor. Bütün evi darmadağın ediyor. Perdeden perdeye hepsini. Ne varsa hepsini indirmiş aşağıya. Metin abi bir geldi. Nasıl söyleniyor? Metin abi dedi ne oldu? Canımı okudu. Yuvamı bitirecek diyor. Ya bizim evet, bizimkilerde çok şey vardı, böyle bir canlı ekstra, insan harici canlı sirkülasyonu çoktu. Papağanla ilgili, daha doğrusu ilk papağanla ilgili biraz arşiv araştırması yaptım. Şöyle bir neticeye ulaştım. Halit Sümbül ilk papağanın sahibi. Evet. Eminönü Çiçek Pazarı'nda oradaki hayvanları hani... Pet shop mu var artık şu an orada, ne var bilmiyorum ama o zaman Çiçek Pazarı diye geçiyor. Orada oradan kiralanmış bu hayvan. Doğru. Asıl ismi Cabbar. Maşuk değil. Yok zaten benim söylediğim şey dizideki adı. Şeyin adını da bilmiyorum çünkü. Diğer gelen Green'in adını da bilmiyorum. Onun da büyük ihtimalle adı değişik. Cabbar'mış. Şöyle 2 sene zaten dizide rol aldıktan sonra renkli bu papağan. Bir ara papağan gitti. Biz tabii hani papağan niye gitti diye düşünürken... Bunalıma girmiştim. Papağan bunalıma girmiş. O yüzden almışlar. Hatta adam şey diyor. Diyor ki
Bizim diyor hayvan maşuk adını duyunca o konuşan diyor papağan kargaya dönüyor diyor ve hiçbir şekilde strese girdi. Artık sinema yok. Bize çok kazandırdı. Artık televizyon vesaire yok. Sonra o papağanı yine yaptığım arşiv araştırmasından şöyle bir netice edindim. O papağanı 92 yılında Turgut Özal'a, rahmetli bölgü başkanımız Turgut Özal'a hediye ediyorlar. Turgut Özal evinde bakıyor. Hatta gazetelerde konu oluyor. Bu Özal'ın Cabbar diye bir papağanı var şeklinde. Aynı papağan. Ve zaten dizide oynarken Halit Sümbül o dönem 50 yaşında, papağan 60 yaşındaymış. O tip papağanlar, o tür Jaco deniyor galiba o papağanlara. Renkliler değil, griler Jaco diyebiliyordum. 70-80 sene yaşıyorlar. Evet, evet. 1999 senesinde Hürriyet'te okudum ben bu haberi. Turgut Özal'ın Cabbar isimli papağanı 1999 yılında ölmüş. Evet. İlk renkli papağan, ama ikinci papağanın ne olduğunu, kimin olduğunu bilmiyoruz. Evet. Böyle bir hatırası var. Bunu da seyircilerimize... Ama şöyle söyleyeyim, yani... Mesela ikinci olan papağan, Jaco olan, o hep buradaydı. Yani belki de Uğur abinin kendi yani bizimkilerin kendi papağanı, çünkü gitmezdi buradan. Buradaydı, hep buradaydı. Yani içeride kalırdı. Çünkü o dönemde Ericsson telefonlar çıkmıştı, hatırlarsınız. Abi böyle, falan. Evet, şey vardı, onun böyle bir 3 tane zil sesi vardı zaten. Hı. Herkes o karışık zil sesini alırdı. Hatırlar mısınız? Zil sesini hatırlıyor musun? Evet, o zil sesini birebir yapardı. Ve herkesin telefonu aynı. Onu bir yapardı, herkes telefonuna sarılırdı. Benim telefonum mu çalıyor diye. Sizi işlettiği olmuştu galiba papağanın, değil mi? Tabii. Burada mesela şeyde kaldığı için, lokalde kaldığı için mesela çekim yokken biz hep duyardık. O kendi kendine konuşurdu. Maşuk, canım, çiçim, işte telefon sesleri. İşte. Niye seslendirmişler ya madem? Söyletmek çok zor. Ama bayağı konuşuyordu tabii. Biz hep duyardık buradan. Mesela okuldan gelirdim ben. Çekim yoksa eğer içeri giderken mutlaka içeriden o sesi bile. Yalnız olunca onlar daha çok konuşuyorlar. O hep içerideydi yani. O yüzden o birinden çekim için alınan bir papağan da olmayabilir. Bizi bayağı bir yıldızlar geçirdi. Evet. Yani hepsi de bu papağanlı falan. Eğleniyormuş yani, güzel. Yalçın Yenendir bu kadar yıldızı nasıl bir arada tutuyordu? Yani çok başlığı gerçi söylediniz ama bunların bu kadar egoist olmasalar bile neticede bir ünlü kimlikleri var bu insanların, bir geçmişi var. Evet. Bu kadar popüler insanı bir arada tutmak, kaynaştırmak nasıl bir... Erdal abiyle röportaj yaptınız değil mi? Erdal abiyle babamın şöyle bir diyaloğu vardı. Mesela Erdal abi bir şey yapmak ister oyuncu olarak. Mesela babamın kafasına yatmıyorsa o, bir şey varsa. Mesela Erdal abi bir şey yapar. Bir de böyle alalım, bir de böyle alalım, şöyle yapalım. Erdal abi babama şey derdi mesela. Ya Yalçın, hep ben söylüyorum ama hep senin dediğin oluyor derdi. İnsan idaresini ve insanlarla diyaloğunu çok doğru seviyelerde tutardı. Yani benim de mesela kendimde ondan aldığımı düşündüğüm ve gurur duyduğum en önemli noktalardan biri o, insan ilişkileri. Kavgası gürültüsü yoktu ve hiç şeyi yoktu. Yani kendi egosu yoktu bir kere. Şimdi yönetmen egosu olmadığı için ve insanlarla hep doğru ve seviyeli düzeyde ilişkiler kurduğu için, yani bir kişiden kötü bir laf duymanız çok zor. O da şimdi Umur abinin işte o sosyoloji bilgisi ve o senaryoyu yazışı gibi. O da o insanlarla olan iletişim o kadar kuvvetliydi ki hep insanlarla bir aradaydı ve o egos olan dediğimiz, mesela dışarıda egolu olan insanlar, burada hepsi pamuk gibi. Çünkü hepsi zaten aynı seviyelerde insanlardı. Hepsi sanatçıydı. Bir de şimdi ego dediğim, şöyle bir yanlış da yapıyorum burada bunu söylerken, o zamanlar bugünkü gibi egolar yoktu zaten. Aslında her insanda elbette bu ego denen olgu var ama bunu karşı tarafı ezmek, rencide etmek, büyüsünmek tarzı göstermek yoktu benim bildiğim eskiden. Şimdi o var. Şimdi ego başka. Şimdi ego dediğimiz şey, bugünkü egoyla o zamanki ego dediğimiz şeyler birbirine aynı değil. Enaniyeti de aşmış durumda aslında. Çok farklı bir boyuta taşıyor. Bugünkü ego, kusura bakmayın, ben terbiyesizlik olarak görüyorum. Bakın ben Lyakoçik'le çalıştım. Hemen onunla burada çektik. Hemen yukarıda bir kafede çalışıyordum.
Çok yakındı buraya. Yine böyle bir lokalimiz vardı. Babam da yönetmeni. Ben yardımcı yönetmenliği, yok pardon, birinci asistanlığını yaptım. Aslı Hanım vardı, onun hakkını yemeyeyim, özür diliyorum. Selamlar olsun. O dönemde mesela Hülya Hanım, bak Hülya Kuçit ya. Yani hani düşünebilir misiniz alternatifini? Yani Türkiye'de işte sayılı şeylerden, insanlardan bir tanesi. Anahtarı verdik biz, lokalin anahtarını. Hülya Hanım sabahleyin 6'da makyözüyle beraber gelirdi. Makyajını yapardı. Saat 9'da ekip geldiğinde biz 9.30'da set dediğimiz zaman Hülya Hanım hazırdı. Muhteşem bir profesyoneldi. Yani konuştuğunuz zaman hitap etmesi, size verdiği değer, işine verdiği değer. Buradaki sanatçıların da öyle. Hepsi ayrı ve bulunmaz karakterlerdi. Savurganlardı. Ben ona üzülüyorum. Çünkü bu zamanki gibi böyle çok büyük paralar kazanılmıyordu. Yani ben buradan bu 15 sene emek veren insanların hayatlarını çok çok daha rahat geçirebilmelerini isterdim. Ama o olmadı. Çünkü o zamanlar gerçekten Umur abi muhteşem bir patrondu bu arada. Yani Umur abi giderdi, gerekiyorsa banka kredisi çekerdi. Herkesin parası her cuma günü ödenirdi. Asla onunla ilgili değil ama şeyler o zaman düşüktü. Bütçeler böyle değil, oyuncuların kazanımları böyle değildi. Yani buradaki insanların hepsi bence çok çok daha iyi hayatları hak ettiler bu iş bittikten sonra, ama bir tek şey o benim buradaki insanlarla ilgili söylediğim. Evet, dizinin oyunculara tabii maddi manevi bir sürü kazanımlarının yanı sıra, şimdi biz bu apartmanın önündeyiz. Bu apartmanın burada çekilmesinin de bu çevreye ve bu sokağa emlak değeri olarak tabii da bir faydası olmuştur diye düşünüyorum. Siz de burada uzun yıllar oturmuş birisi olarak ne düşünürsünüz bu konuda, ne söylersiniz, var mı böyle bir şey? Bir yere turlar geliyordu. Otobüs turlarının geldiğini gördüm ben. Yani keyifli hatta gösteriler oldu. Burası tabii popüler bir dizi olması, yani bizim kuşağımızda şey derlerdi. İşte müziği duyduğumuz zaman işte banyomu yapıp erkenden yatıp ertesi gün okula gideceğim dizi başladı da derlerdi. Popüler bir işti. Ve o işin tabii sevenleri o dönemde de çok fazla. Şimdi de ne güzel, çok fazla. Buraya çok etkisi oldu. Şimdi burada mesela 40-50 kişinin bir ekip vardı. Hemen ileride bir ufacık bir dükkan vardı. Mesela kebapçı. Mesela orada yemek yemeye gidilirdi öğlenleri. O kebapçı aldı yürüdü. Mahalledeki herkese katkısı oldu. Sadece emlak fiyatlarının artması değil, hem burayı değerlendirdi, hem birçok mekan kullanıldı. Yani birçok mekan kiralandı burada. Yani burada düşünün, herkesin bir evi vardı ve evlerde çekiliyordu. Mahalleye tabii bayağı bir şey oldu. Maddi manevi hem tanınırlık açısından hem de değer açısından çok katkısı oldu. Peki neden bitti? Bitmesi gerekiyor muydu bir dönem? Bir itirafta bulunayım. Yani bana kızabilir de. Ama ben bitmesini istedim bir dönem. Ya bir dönem mesela babamla bunun yüzünden şey yaptık. Ciddi bir atıştık. Ya ben babam adına söylüyorum, şeyini yok etmişti. Yaratıcılığını yok etmişti. Çünkü çok monotonlaşmıştı. Yani 15 sene. Artık bu şey, kameranın koydukları şeyler belliydi. Işıkların ayaklarının artık yerler yer yapmıştı. Yani 15 sene babama hep şeyi söyledim. Hani yeni bir şeyler. Hani seni şey yapacak, daha böyle tatmin edecek. Enerjini yükseltecek. Ama o beni tabii bana çok kızmıştı. O benim çocuğum gibi nasıl bitsin dersin falan filan diye. O ara verdiği dönemde ben ona şey demiştim. İyi ki bitti. Umur abi de sen de yeni bir şeyler yapın. Yeni bir enerji. Yine aynı oyuncular olabilir. Şey olabilir. Yani ekip dağılsın anlamında söylemedim ben. Ya bizimkiler artık zaten o devrin sonlarıydı. Yani ne yazık ki bugün görüyoruz zaten diziler başka bir devreye geçti. Bugün bizimkiler desiniz koltuğunuzun altına alın, yapılmamış olsun. Umur abi koltuğunun altına alsa, kanala gitse bugün bizimkiler desinin kimse yüzüne bakmaz. Ne yazık ki. Çünkü beklentiler de çok değişti. Yani herhangi bir dijital platformda yayınlansa Halis'in
o fantezi... Seri Katil Halis olabilir mesela. Halis'in fantezilerinin hepsini gerçekleştirmiş olması lazım. Ha, olabilir. Apartmanda herkesin birbiriyle ilişkisi... Ali abi öpüyorum. Ali Andıran müthiş bir adam ya. Apartmanda herkesin birbiriyle gayrimeşru ilişkisinin olması gerekir. Tabii. Ya da işte birbirlerini öldürmesi gerekir. Artık Sami Bey'in o çektiği tabancanın o tetiğine basması gerekir. Vesaire. Ne yazık ki şu anda dizilerden biraz beklentilerimiz bu hale geldi. İnsanları da anlıyorum. İnsanlar zaten belli sıkıntıların içinde kendi hayatlarını yansıtacak işler değil de böyle çok üst düzey hayatlar seyretmek istiyorlar ama o üst düzey hayatların da iyilerini seyretseler keşke. Az önce dediğimiz tarzda bir final çekelim mi bizimkilere? Ne dersiniz? Çekmek ister misiniz bir yönetmen olarak? O oyuncularla, hayatta kalan oyuncularla bir final. Keşke. Keşke. Sağ olun. Dizinin yönetmeninin oğlu bir de eski bir oyuncusu olarak dizinin yani artık hikayesine de ilham kaynağı olmuş bir kişilerden biri olarak. Çevirelim de kendi tabi. İstemem mi? Aynı oyuncular bir araya gelir mi peki? Herkes hayatta gelir. Olan, hayatta olan oyuncular için söylüyorum. Mesela her evden aslında yaşayan birisi var. Mesela Sevim Hanım'ın kocası vefat etti ama Sevim Hanım var. Tabii. Yeğeni Yonca mesela yaşıyor. İşte Sahur Bey gitti ama Ayla Hanım yaşıyor. Davut Ustalar'da Halis yaşıyor. Aykut Oray gitti ama eseri duruyor burada. Aslında her evden Muvaffak Bey yaşıyor. Gelini yaşıyor Halit abi. Salih abi ama, yaşıyor. Salih Kalyon, Güzin Özey Ağcılar yaşıyor. İşte Bilge Parlak yaşıyor. Onlar devam edebilir. Özgür yaşıyor. Özgür pişman olup gelmiş, evlenmiş olabilir. Vesaire vesaire. Böyle bir hikaye devam edilebilir mi kalan oyuncularla? En azından bir film için söylüyorum. Bu kanalın seyredenlerine hitap edebilir. Türkiye'ye hitap eder mi? Bilemiyorum. Ama yani tabii ki müthiş bir şey olur. Keşke yapılabilse. Keşke olabilse. Yani bizimkiler Türkiye'de bir imzadır. Ve birçoğumuzun bizim yaşlarımızdaki yani şu anda 40'lı 50'li yaşlardaki herkesin hayatına dokunmuş bir imzadır. Yani ve dediğim gibi birazcık keşke tanısaydı şimdiki gençlerde yani şimdiki arkadaşlar da bizimkileri. Bizimkiler çok güzel bir aileydi çünkü. Yani o koca apartman bir aileydi. Artı kamera arkası başka bir aileydi ama hepsi bir bütündü. Keşke yapılabilse. Yani eğer yapılırsa ben buradan söz vereyim size. Ne yapmam gerekiyorsa her şeyin içinde olurum yani. Kurgusundan, rejisine, oyuncularla görüşmesinden ne yapılması gerekiyorsa keşke yapılabilse. Bunu duymak istemiştim ben. Ne isterseniz. Kamera arkası dediniz de bir gün uyandım burası insanlarla dolu. Ne yaptı o insanlar size? Hak. Ya Cafer bazen bizimkilerdeki Cafer bazen üçkağıtçılıklar yapıyordu. Tamam kabul ediyorum. Ama o da bir yansımaydı. Yani biz asla bütün apartman görevlileri böyle kötü şeyler yapıyorlar demiyoruz ki. Yani bizimkiler de demiyordu ama biraz alınmışlardı. Birçok apartman görevlisi gelmişti buraya ve protesto ettiler Cafer'i. Biz böyle miyiz? Biz kötü apartman görevlisi miyiz diye. O şekilde bir protesto yaşamıştık burada. Bununla ilgili dönemin gazete küpürlerine baktım. Çok galiz sözler bile söylenmiş Ergenekon için. Evet söylendi. Ve o dönem gazetelerde de bunlar yayınlanmış. Coşkun abi Antalya'da dövdüler biliyorsunuz yani. Tecavüzcü Coşkun diye. Ya bilmiyorum bu kadar. Hala bile adam hikayesini anlatıyor. Mesela Ferdi Tayfur'la olan bir filmindeki hikayeyi anlatıyor. Adama hala yorumlarda vesaire küfür edenler var. Yani bu kadar da çok saçmalanmaz. Ya, oyuncu bu adam. Tamam bizimkiler evet Türkiye'nin bir senteziydi. Ama sentez zaten bunu ortaya atan Hegel'in sentez kavramı. Önce bir tezi var sonra bunun antitezi var. İkisinin birleşimi sentezi ortaya çıkartıyor. Evet Kapıcı Cafer bir sentez ise ya da işte Sabri Bey bir sentez ise Doktor Türkan'ın bir sentezi. Bunun tezi ve antitezi de var. Demek ki Türkiye mozaiğinin bir parçasını gösteriyor. Yani işte kutlusular eğer bir şeyse komple bir mozaik onun bir birleşimini gösteriyor. Herkes tabii. Öyle değil ama Cem Yılmaz'ın dediği gibi herkesi toplayınca o çıkıyor. Yani hani bir de şimdi niye alınıyorsun? Yani kusura bakmasınlar. Hani birisi bir şeyden alınıyorsa ortaya biri bir şey attığında eğer birisi bir şeyden alınıyorsa
bir sebebi olmalı diyeceğim. Tabii yönetmen, siz bunu çok daha iyi bilirsiniz de. Şöyle bir şey söylenir dramalarda genellikle. Bir insan bir şeye üzülecekse eğer kendiyle bütünleştirir de üzülür. Tabii. Bir şeye gülecekse eğer kendinden uzaklaştırır. Tabii. Ve o şekilde güler. Bu ben değilim ki tabii falan diye. Cem Yılmaz çok anlatır onu. Evet, der ve tabii, öyle güler. Eğer üzülüyorsa özdeşleştiriyor demek kendisi. O yüzden zaten aslında komedi daha zordur. Yani güldürmek hep daha zordur. Yani eğer güldürmeye çalıştığınız kişi özellikle bir eksiklikle güldürmeye çalışıyorsanız ve o kişide de o eksiklik varsa gülmez o insan. Tam tersi üzülür. Yani kendisinin üzerine alır. Yani şey, o yüzden komedi aslında şey zannedilir yani, komedi. Ama komedi insanları güldürmek, eğlendirmek, insanları ağlatmaktan daha zordur bence. Söylemek istediğiniz başka şeyler varsa izleyicilerimize onları da alabiliriz. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Özellikle bizimkilerin hala bu şekilde seviliyor olması, sizin gibi insanların bu tür emekler vermesi muhteşem. Zaten ilk konuştuğumuzda da söyledim. Diyecek söz bulamıyorum. Ama dediğim gibi film konusunda sözüm söz. Yani ne gerekirse inşallah el birliğine yaparız. Çok teşekkür ediyorum tüm izleyicilere ve size. Ayaklarınıza sağlık, geldiniz. Estağfurullah. Ben çok teşekkür ediyorum. Bizimkiler dizisi oyuncularıyla yaptığımız programlar serisinde bugün Özgür Yelence ile beraberdik. Onu en çok Aslı'nın sevgilisi Özgür olarak biliyorsunuz. Ama aynı zamanda dizinin yönetmeni Yalçın Yelence'nin de oğlu. Bizimkilere dair bir sürü hatırayı konuştuk. İzlediğinizde eminim siz de kafanızdaki birçok soruya cevap bulacaksınız. Herkese çok teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hayırlı günler.